Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramızda yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Her geçen gün çoğalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. Ben aşağıda bant olarak da numarayı yazıyor, biliyorsunuz ki görüyorsunuzdur. Ama bir link bırakmaktayım. Ona tıkladığınızda bir konuşma penceresi açılacak. Sadece WhatsApp üzerinden yazarak arkadaşlar, arayarak değil, ulaşım sağlayabiliyorsunuz. 0533 031 0132 telefon numarasından. Buket'le Kahve Falı Instagram hesabından da yazabilirsiniz ulaşmak adına. Ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarım gönüllerinden geçirdi ne varsa gerçekleşsin inşallah diye kapatmaktayım. Yüreğinize oturan evle alakalı bir para mevzusu varmış. Bu sizin geçmiş tarafınızı göstermekte. Bunun için 2 defa çabaladığınızı, hatta yol bağlantılı bir yerden haber beklediğiniz ya da haber alıp gittiğinizi söylemekte falınız bana. Ben fincanımı kapatırken güzel niyetlerle kapatmaktayım. Herkesin gönlündeki ne varsa gerçekleşsin diyorum. Size de bu enerjilerle açıyorum ki şimdi köpük köpük bu şekilde parça parça yüreğiniz, demek ki bir evham, bir panik haliniz var demektir. Şimdi ben öncelikle bir fincanın geçmiş enerjisi varsa dile getiren bir yorumcuyum. Bizi biz yapan şeyin yaşadıklarımızın olduğuna inanırım. Bu açıklamayı sadece bugün ilk kez izleyecek olan arkadaşlarımız için yapmaktayım. Sürekli izleyen arkadaşlarım bu açıklamalarım sizi biraz sıkabilir ama her yeni bir gün yeni bir arkadaşımız bize misafir olarak eşlik etmekte. O yüzden söylüyorum. Şimdi bu sizin geçmiş tarafınız. Ne dedik? Geçmişte evle alakalı dedik. Bir yüreğinize sıkıntı etmişsiniz. 2 defa çabalamışsınız yolla alakalı. Bakın zaten direkt buraya göstermiş. Diyor ki sizin geçmişte yaklaşık 1 hafta, 2 hafta önceniz hatta. Şöyle ne diyelim, Ağustos'un son haftası, Eylül ayının tamamı belki. O süreciniz biraz çetrefelli diyebileceğim, kargaşa diyebileceğim, çoklu insanların olduğu biraz kafa karışıklığı yaşamışsınız. F, A, E harfi. O kadar birbirlerine ilişik duruyorlar ki 112 rakamı da görmekteyim. Yani sanki sizin bu mevzunuz 112 gün öncenizdeki mevzuyla alakalı. Yani sanki bu bir resmiyetmiş. Bu resmiyet ya düşünce ya da zaten hali hazırda var olan mahkeme arkadaşlar. Düşünün 112 gün ne yapar? 30, 60, 90 bayağı 3 ay, 3,5 ay, 4 ay öncenizin meselesiymiş gibi. Bunu sadece Eylül ayında, Ağustos'un son haftası ve Eylül olarak yoğun bir şekilde karara bağlamaya çabalamışsınız. Ki zaten 9. rakamı, yani 9 rakamını görüyorum. 9. ay. Sanki şey gibi olmuş yani. Bundan 4 ay önceye gidin, 4,5 ay önceye. Bir şeyler varmış, belirsizmiş ve demişsiniz ki biz bunu Eylül ayında halledeceğiz. Yani ötelemişsiniz ve Eylül ayında bir yüzleşme durumu yaşanmış gibi. Bakıyorum. Şimdi burada bir çift var. Burada da bir çift var. Buradaki çift kavga eden bir çift. Yani ama 3 hane. Hatta şuradaki ikiliyi sayarsak 4 hane diyebiliriz. Ama bu ikili bu diğer üçlü olan ikililere baka kalan bir ikili. Yani diyelim ki anne babanız. Ama 3 kardeşsiniz. Herkes evli. Evliliklerinin 2 tanesi çok iyi gidiyor diyebilirim ama bir tanesi kendi aralarında asla anlaşamıyorlar. Tek bağları çocuk çıkmış. Şimdi diyebiliriz ki bu tek bağları çocuk çıkan, belki de aile olan çıkan sizsinizdir. Onu bilemiyorum. Kolektif olduğu için ben burada anlamları değerlendiriyorum. 2 kişi bu üçlüye anlaşmaları için bir müsaade veriyor. Herkes kendi hanesine, gidin konuşun, değerlendirin, durum budur budur. Ve sizden cevap beklenileceği bir süreç olmuş gibi. Ve dediğim gibi bu arada bu ikili gerçekten anlaşamayan bir çift olarak çıkıyor. Yani ablanız eniştenizle anlaşamıyordur. 3 kardeşsinizdir. Zaten tek problemli evliliği olan kişi odur ya da sizin evliliğinizdir. Hani burada bir mesaj var, sizin falınıza çıkmış. Sonrasında bakın bu 3 kişi konuşuyor. Ve burada ikili gördüm, anne baba gibi gördüm dedim ya. Bakın bu 3 kişi birisiyle konuşuyor. Yani var olan kararınızı beyan etmişsiniz. Son 10 gündür biraz rahatsınız. O curcuna bitmiş. Nedir o curcuna? Bu karar verme curcunası. Fakat verilmiş, beyan edilmiş ve bundan sonra atılacak adım önümüz belli, çizgimiz net der gibisiniz. Yani bakın arkadaşlar, burada 1 çift, 2 çift, 3 çift var. Yani siz 3 kişinin çiftinin danışmadan adım atılacak bir işleyiş yok. Yani mecbur herkes çiftine danışmaya. Yalnız herkes çiftini küçük görüyor bu arada. Senin bu meselede işin yok. Senin bu meselede işin yok. Senin bu meselede işin yok. Karar verecek olan biziz. Biz üç kardeşiz, sen sus. Yani herkes burada eşlerini susturuyor diyebilirim. Çünkü herkes davasıyla ve hepsinde de yol var arkadaşlar. Yani eğer ki sizin, bakın şimdi mesela ben şu an kolektif olduğu için böyle değerlendiriyorum. Şöyle de değerlendirebilirdim. Sizin karşınızda bir insan var. 3 defa karşılıklı konuşacaksınız. Yol var aranızda, belki bir mesafe, belki de eşinizdir, problemli bir evliliğiniz varsa karşınızdaki kişiyi çok küçük görüyorsunuz, susturmuşsunuz, karar sizde de diyebilirim. Ama sanki buradaki üçlünün devamıymış gibi çıktığı için ben sanki üç kardeşmişsiniz gibi değerlendirip bu şekilde yorumluyorum. Hatta bir arkadaşımız çok güzel özetlemiş. Ben şimdi gördüğümü yorumladığım için ve şahsınıza ait bakmadığım için de burada gördüklerim her birinize ait. Siz buradaki kavga ettiğiniz kişi öz kardeşiniz olabilir, kocanız olabilir, karınız olabilir, anne babanız olabilir, ortağınız olabilir, arkadaşınız olabilir. O kadar yelpaze geniş ki ben bunu gördüğüm ve hissettiğim şekilde değerlendiriyorum. Ben iş dediysem siz aşka alın. Ben aşk dediysem siz işe alın. Burada bu mesajı olan bir fincan, bu fincanın mesajı size. Yani kolektif olduğu için genel çaplı yorumlayıp, genel düşünerek bakarsanız belki o zaman oturur. Yani birkaç tür şeyde bana hiç uymadı, ne biçim baktın diyen arkadaşlar var. Yani herkese uyuyabilen uyuyor. Size uymadıysa özür dilerim. Bu benim elimde değil. Ya enerji meselesi ya da siz gerçekten benim kolektife baktığımı unutarak uymadı diyorsunuz. Oysa ki değerlendirilen olaya bakın siz. Yani hangi olayla alakalı olduğunu siz kendi hayatınıza göre bütünleştirin. Nitekim uzattım, kusura bakmayın. Bugününüzden bakıyorum, 10 gündür rahatsınız zaten. Bu çiftler gibi gördüğüm kişilere baskınlığınızı uygulayacaksınız arkadaşlar. Herkes kendi sesini uygulayacak. Vesveselisiniz demiştim zaten açarken, hatırlarsanız. Bunlar sizin kaygılarınız ve eyvah vah vah dediğiniz, ya bu şekilde sonuçlanmazsa dediğiniz, ya bakalım nasıl olacak gibi merak söz konusu. Yani bir hem kaygı bir hem heyecan içeriyor. Bir kere önümüzdeki bu Ekim ayının sonuna kadar, Kasım ayının 10'una kadar, hatta Kasım ayının ortasına desek daha doğru olur. Bu yaşadığınız süreç Kasım ayının ortasına kadar hem belirsizliğini hem de heyecanınızı korumaya devam edecek dediğim bir süreciniz olmuş. Görüyorum ki Kasım ayının son 15 günü sizin adınıza bu kararları kesin. Ya arkadaşlar, siz üç kardeş gibi değerlendiriyorum dedim ya. Bakın bunlardan bir tanesi gerçekten problemli. Ya evliliği problemli olduğu için bir türlü kardeşlerini adapte edemiyor. Ya da eşi kesinlikle kardeşlerle alakalı olan konularda inanılmaz despot. Ve kendi aralarında kişi, karısı mı kocası mı artık her neyse çift olarak baktığımda, hem eşi hem de öz kardeşleri gibi bir kaos yaşarken görüyorum ısrarla. Yani siz üç arkadaşsanız bile arkadaşınızın evliliğinde sorunları vardır da siz ikiniz burada daha baskın olarak görünüyorsunuzdur. Dolayısıyla top sizdedir. Ya da sizin hayatınızda böyle bir problem yoksa bile onun problemlerinden dolayı askıya alınabilir, aksama yaşanılabilir. Bilginiz olsun. Yani kişi kötülüğünden değil de bariz özel hayatındaki sıkıntısından bir türlü adapte olamıyor. İşte geçmişte varsa bile resmi süreç dediğimin kesinleştirdiğiniz Kasım sonunda tek celsede bitecek olduğunu gördüğünüz ve bunu bildiğiniz bir resmiyet görüyorum. Yani siz Kasım'ın son haftası ve bu problemli kişi mecbur kalacak bir yerde. Çünkü iki kişi çok baskın, S harfi var. Bu kişiler arasında durmakta. Anlaşılma sağlanmış. Kalabalıkla zaten sizin ne karar vereceğiniz bakmakta. Aralık ayında net bir şekilde dava operasyonu olacak. Dava operasyonu dedim, resmiyete dökülecek. Alınır, satılır, verilir. Mahkeme ise mahkeme. Alımsa alım, satımsa satım. Bu iş gerçekleşecek Aralık ayında. Ve Aralık sonunda zaten sizi böyle oh be derken görüyorum. Etrafınızdaki insanlar oldukça küçük kalmışlar. Yani ben hedefime, amacıma ulaştım, bundan sonra artık yoluma bakarım diyen güçlü duran birisiz. Sadece tam tepenizde bir tatravalli gibi terazi şeyi çıkmış, düzeneği çıkmış. Bu terazi düzeneği aslında bir taraf küçük. Yani bir şeyler sizin bir taraftan ağır basıyor. Hani ne kadar çok kardeşimdir, seviyorum deseniz de bir şeyler ağır basıyor anlamında. Yani burada dengeyi sağlamaya çalışsanız da aslında dengeyi kaçırmakta haklısınız gibi bir şey var. Çünkü karşısında kefenin bir tarafına küçücük kalmış. Yani bir şeyler var. Belirsizlikten dolayı siz o kefeyi güçlendirememişsiniz. Oysaki ağır basan taraf çok net. Bu taraf belirsizliklerden dolayı size bir şey yapıyor. Hani dengeyi bozuyor diyebilirim. Ama bunu tabii ki de sakın vicdan yapmayın. Çünkü belirsizlikleri sağlayan siz değildiniz. O yüzden siz yolunuza bakın derim. Nazarınız çoğalacak. Demek ki siz bu mirassa da arkadaşlar, iş iyilese de, yani işse de bir şeyleri netleştireceksiniz olarak çıkmış. Nedir bu çıkmış dediğim şey? Aile sadece dedikodu ve nazar olarak çıkıyor. Yani sizin yakışıklılığınız, güzelliğiniz, hamaratlığınız, çok çalışkanlığınız çıkıyor. Hani azmedip bu parayı sonuna kadar pes etmeyip aldığınız, bir şekilde eşrafça konuşulacak belli ki, onun ağırlığı var. Ben bu gibi gördüğüm şeylerde Felak Nas, İnşirah suresini, sirkele suyla evinizi silmenizi, belki ada çayını tütsüleyip evinizde gezdirmenizi tavsiye ederim. Yani benim yaptığım şeyler, ben şifalanıyorum. İnşallah siz de uygularsanız da şifalanırsınız. İş tarafınızda E harfi çok baskın, S harfi çok baskın. Bir haber geliyor Ocak, Şubat diye. 2 ayı sizi uğraşçı görüyorum. Bu miras meselesi gibi, neyse, para almanız gereken şey netleştikten sonrasında iş tarafınız çok baskın çıkmaya başladığına göre işinize yatırım yaparsınız, iş değişikliği yaparsınız, bununla alakalı karşılıklı konuşmalar yaparsınız. Fakat sonunda bir anlaşma yapıyorsunuz. Bir tane balık, bir tane anahtar yan yana duruyor. Kısmetli bir iş yatırımı, kısmetli bir anlaşma. Yani bir şirketle anlaşacaksınız da, bakın, çalıştığınız iş yerinde Ocak, Şubat sizi biraz rahatsız edecek ya da kaygılandıracak şekilde geçse de arkadaşlar, ya da paranız elden çıkacaksa da, Mart'ın başında özellikle 2 kişi anlaşırken ve bilinmezliği sırtına almış, yanında küçük bir balık var. Yani hayırlı bir iş anlaşması yapabilirsiniz diyor. Şimdi aşk tarafına geldiğim zaman biraz karışıyor işler. Nedir? Kamburu çıkmış bir insan görüyorum. Çevresindekilerin laflarından dolayı, yani susturamıyor belki de. 2 kişi paranın altında gömülü kalmış. Bir parasal mücadeleyi karı koca verecekler belli ki. Ya da aileden gelen bir para geldiyse de, hani çevresindeki kişilerin lafları bitmiyor. Kambur olmuş. Yani düşünün, şöyle örnek vereyim. Kadın erkek olarak örnek vereceğim. Kadının ailesinden gelen miras var. Kadın ciddi anlamda bu aileye maddi katkıda sağlanmış. Ama erkek tarafının ailesi öyle çirkin, hoş olmayan şeyler, ithamlar, suçlamalar, belki de yaptıklarını görmüyor ki. Burada adam kambur olmuş, yani bir susun diyor, öyle değil, sizin gördüğünüz gibi değil, bu kadın yaptı. Yani aslında eşini destekliyor da ailesinin ya da arkadaşlarının. Bu tam tersi de olabilir tabii, ben şimdi erkekmiş gibi değerlendirdim, kadın için de söyleyebiliriz bunu. Hani kamburu böyle çıkmış yani. Ailesinden birini net bir şekilde savunmaya çalışan birisi görmekteyim. Kambur çıkma sebebinde asılsız lafları, ki yapan kişiler de kendi bağı olduğu için atamaz satamaz da, böyle 2 ara bir dere şeklinde kalıyor. Belki de bu, dediğim gibi ilk başta da, evliliğinde sorun yaşayan kişi sizseniz belki de bunların da etkisi vardır evliliğinizdeki sorunlarda. Ama ne var? Özellikle Mart ayında para... Ev alalım, yatırım yapalım ya da şu borç var diye çalışalım, karı koca ödeyelim. Mart ayında bir para ile alakalı ikinizin, yani 2 kişinin de kafasını o parada gömülü görüyorum. Bu ya mal almayı düşünmek ya da var olan borcu beraber aşmayı düşünmektir. Ama sonrası için aydınlanıyor, açılıyor diyebilirim arkadaşlar. Ben görebildiğim aktarmaya çalıştım dilimin döndüğünce. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. Aşağıda bıraktığım linke tıklandığında konuşma penceresi açılıyor zaten. 0533 031 0132 telefon numarasından bana yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Buket'te Kahve Falı Instagram hesabından da yine yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben fincanımı her şekilde karşı, yani kolektif kitleye niyetlenerek kapatıyorum. İçinde pozitif şeyler olsun tabii ki de istiyorum. Ama zaten vereceğiniz mücadelenin sonucu benim için önemli. Yani biz bu savaşı kazanıyor muyuz yoksa yeniliyor muyuz? Genelde sonucu odaklı yorumlar yaptığım için, Buket Hanım çok pozitifsiniz. İnanılmaz, bize iyi geliyorsunuz. Yorumlarınız var. İyi ki varsınız diyorsunuz. İnanın siz de iyi ki varsınız. Ben sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam ediyorum. Keza gün içerisindeki gelen olumsuz yorumlar insanın motivasyonunu da bozuyor idi. Artık ekarte ediyoruz. Çok uzun zamandan beri de almıyorum çok şükür. Şunu söylemek isterim size. Süreç bizleri yordu. Maddi manevi sınandık. İnşallah bu kökü kurusun bu illetin ki biz de artık kurtulalım diyorum. Kaygısız insanlar olalım diyorum. Ne kadar önemliymiş sağlık. Bunu bu dönemde öğrendik. Sağlığımız yerindeyse su yolunu bulacak inşallah. Bunun dışında yarınlarımızdan umudumuzu yitirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bir insan bir şeyler, bugün sınanıyoruz, dün de sınandık ama yarın da sınanacağız. Yani kapanan kapılar varsa açılıyorlar aslında. Belki de şer sandığımız bizim adımıza hayır olacaktır. O yüzden yarınlarımızdan umudumuzu yitirmemenizi size tavsiye etmekteyim tabii ki de. Ve son olarak da bize kötülük yapan kişiler çok yakınımız olabiliyor. Dolayısıyla beddua aslında sen de yaşa inşallah diyesi geliyor insanın. Ama ben bunun şöyle olması gerektiğini düşünüyorum. Kendi hayatımda da bunu yaparım. Size de onun temennisinde bulunuyorum tabii ki de. Ben bedduadan korkarım. Döner dolaşır sevdiğinden çıkar diyorlar. Sevdiğimin bu hikayede yeri yok. O yüzden siz olun, ilahi adaleti teslim edin. 3 günlük dünya herkes yaşattığı şeyi yaşamadan göz yummayacak aslında. O yüzden herkes kalbine güzellikler eksin, her biri sizin olsun diyorum. 3 buket temennisi: sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Siz de kalbinize güzellikler doldurun arkadaşlar. Her biri sizin olsun en yakın zamanda. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşça kalın.